Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz deprem bölgesine devlet olarak yapabilecekleri ne varsa yaptıklarını belirterek hayırseverlerin de büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Bizler kamu eliyle devlet olarak yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz. Ama bir taraftan da Allah kendilerinden razı olsun hayırseverlerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Sorumluluk hissederek buraya kadar geldiler. Bugün de bizlerle birlikte bir takım güzel işlere başlıyorlar. Bugün 5000 konutun iş yerinin temelini atarken bunun 2600'ünü hayırseverler yapıyorlar. 2400'ünü de biz devlet olarak, bakanlık olarak başlıyoruz. Adıyaman kentsel dönüşüm projesi temel atma ve Adıyaman hastane farklı seviyeli kavşağı açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki yaklaşık 850 bin bağımsız birim yapacaklarına dikkati çekti. 100 yılın afeti olarak nitelendirilse de şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Her gittiğim yerde de ifade ediyorum. Bu afet bin yılın afeti. Bizim Anadolu medeniyetimiz yaklaşık bin yıllık. Malazgirt'ten bu tarafa başımıza gelebilmiş olan en büyük felaket herhalde bu felaketti. Neden diyeceksiniz? Çünkü 18 tane ilimizi etkiledi. 680 bin evimiz yıkıldı. 170 binde iş yerimiz, dükkanlarımız veya ahır gibi tek katlı yerlerimiz hasar gördü. Yani ortalama 850 bin civarında bağımsız birimi biz devlet olarak yapacağız. Dile kolay. 850 bin. Neredeyse 5 veya altı tane şehri sıfırdan yapıyoruz demektir bunun manası. Şu ana kadar 190 bin civarında konutlarımızın ihalesini yaptık. Onlar başladı. Başladığından itibaren zaten bir sene içerisinde inşallah teslim edeceğiz.